Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sancaklar ve bayraklar gemileri de artık yüzer hastanelere dönüştü. ATV muhabiri Altay Altuğ da onun içinde. Bize neler yaşandığını aktaracak canlı yayında. Salih Nayman, sizin de belirttiğiniz gibi deprem faciasında Mehmetçik'te seferber kara kuvvetlerine bağlı askerler, aynı zamanda jandarma tugaylarından çıkan komandolar hemen enkaz bölgelerine intikal ettiler, seferber oldular. Depremin etkisiyle limanda yangın çıkmıştı. Onu yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler söndürmek için büyük çaba sarf ettiler ve en nihayetinde söndürdüler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerse işte İzmir Foça'dan bu TCG Sancaktar gemisini İzmir'den Foça'dan Hatay İskenderun'a getirdiler deprem zedeler için. İşte bu gemi artık yüzen bir hastane. Şimdi dilerseniz biraz içeriye göz atalım. Bir taraftan canla başla arama kurtarma ekipleri, dediğimiz gibi Mehmetçik sahada enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürürken o enkazlardan çıkan mucizeleri, yaralıları da hastanelerde tedavi ediyor tabii sağlık personeli. İşte o sağlık personelleri artık bugünden itibaren, bugün tam anlamıyla hazır. İşte bu TCG Sancaktar gemisinde yaralılara şifa dağıtacak. Bunun yanı sıra tabii TCG Bayraktar gemisi de İskenderun'a yanaştı. İskenderun limanına yanaştı. Biz şu anda TCG Sancaktar'dayız tabii ki. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerle Sağlık Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışıyor. İşte UMKE personeli onlar da buraya getirilecek mucizeleri ve enkaz altından çıkan yaralıları, depremzedeleri bekliyorlar. Onlara şifa dağıtacaklar. Tabii burada yataklar kuruldu. Dünden bu yana çalışma var. Dün akşam saat 21'de İskenderun'a, İzmir Foça'dan geldi bu gemi. Ve bu gemi aslında bir tank çıkarma gemisi. Dün buraya geldiğinde içerisinde birçok malzeme vardı. İş makineleri, hiltiler, yaşam malzemeleri, onlar önce boşaltıldı ve enkaz alanlarına gönderildi. Ondan sonra ise hummalı bir çalışma başladı. O çalışmanın neticesinde de işte bu hastane, yüzen hastane kuruldu. Tedarik zinciri devam ediyor. İş makineleri ve diğer araçlar yaşam faaliyetlerini devam ettirmek için, yaşamsal faaliyetleri devam ettirmek için tıbbi malzemeler yine aynı şekilde enkaz alanlarına gönderildi. Ağır iş makineleri gönderildi ve burası da yüzen bir hastaneye dönüştürüldü. Yaralılara şifa dağıtacak. Kapasitesi 120 yer yatağı var. Biz şu anda birinci bölmesindeyiz. Arkada iki ve üçüncü bölmesi var. Bu katta yine işte tıbbi malzemeler var. Ekipler cihazları hazırladılar. Tam teşekküllü bir şekilde. Hepsi hazır. Üst katta da yine asansörle üst katı var bu noktanın. Röntgen odası var. Röntgen odasının yanı sıra ameliyat olması gerektiği düşünülen yaralılar için ameliyathane var. Biz yukarıya çıktık ve gördük. Şu anda 3 kat, 2 kat çıkmamız gerekiyor. Belki süremiz yetmez diye. Bir de asansörden dolayı bağlantı problemi yaşayabiliriz. Ben ondan dolayı biraz özetlemek istiyorum yukarı noktayı. Ameliyathane var. Yani bir hastanede olması gereken ne varsa her şey var bu noktada. Hastanelerin yükünü azaltmak için burası bir yüzen hastane oldu. Olacak demiyorum, oldu. Buradaki komutanlarımızla da biz istişarelerimizi yaptık. Onlar hazır bir şekilde yaralılara şifa dağıtmayı bekliyorlar. Yine UMKE sağlık personelleri de aynı şekilde. Gelişmeler oldukça, yaralılar buraya geldikçe biz aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik sözü merkeze bırakalım.